Mutlu günler TRT Spor'a. Hoş geldiniz. Mutlu bir pazar günü temenni ediyoruz. Yaklaşık bir hafta önce başladığımız 3 band bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağında. Antalya'da artık sona geldik. 149 sporcuyla başlanan o yolculukta artık 2 sporcuyla noktayı koyacağız ve final heyecanında masa bir de şampiyon belli olacak. Şu an ekrana yansıyan Tayfun Taşdemir adını finale yazdırdı. Hazırlık atışlarını yapıyor. Ve birazdan yine hazırlık atışları için Güney Koreli Jae Ho Cho yaklaşık 5 dakika boyunca masada olacak ve sonrasında açılış için bant atışları yapılacak. Bugün de her zaman olduğu gibi Savaş Bulut'la birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz. Ben de izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum, bilardo severleri. Evet, bir haftalık çok güzel bir organizasyon. UMB, Dünya Bilardo Birliği ve Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen yılın ilk Dünya Kupası'nın final günündeyiz. Koreli Jae Cho Ho ve Tayfun Taşdemir finalini Uğur Bey'le birlikte yorumlamaya çalışacağız. Heyecanlıyız. Gerçekten evet. Artık bu yolda finalde Tayfun Taşdemir'i görmenin dışında farklı heyecanlar da yaşayacağız. Tabii hem sıralama değişecek, hem de kupa umarız Türkiye'de kalacak. Aynen evet. Başkanımız Sayın Ersan Ercan da ifade ettiği gibi bu organizasyon öncesinde birçok kez dile getirmişti. Şunu belirtmek lazım. Çok keyifli bir organizasyon oldu. Burada en önemli, en değerli kazanımımız yurt dışından gelen sporcu arkadaşlarımızın, misafirlerimizin buradan çok memnun ayrılacak olması. Ülkemizden, Antalya'dan bu güzel organizasyondan döndüklerinde çok olumlu şekilde bahsedeceklerini düşünüyorum ben. Şu anda da Sayın Ersan Ercan ve Uluslararası Snooker Bilardo Federasyonu Başkanı Mübarek El Kayrın Katarlı görüntüye geldiler az önce. 2019 yılı başka bir heyecana da yine ev sahibi olmamız hasebiyle farklı bir boyut kazanacak. Antalya'da Dünya Snooker. Evet, Ekim ayı içerisinde ilk defa ülkemizde böyle bir organizasyon olacak. Dünya Snooker Bilardo Şampiyonası ülkemizde olacak. Bu tabii Bilardo Federasyonu'nun yapmış olduğu pozitif çalışmaların neticesinde ülkemizde gerçekten organizasyon kalitesindeki artış çok önemli. Burada Bilardo Federasyonu'nun, Sayın Federasyon Başkanımızın çalışmaları, yönetim kurulunun çalışmaları, bu konuda vermiş oldukları emekler açısından kendilerine sonsuz teşekkür etmek lazım. Çünkü sporumuzun yükseldiğini, değer kazandığını bizler sporcular olarak görebiliyoruz. Ödüller de ekrana yansıyor. Evet. Bugün ilk dörde ulaşacak ödüller bu şekilde. Evet. Tabii ilk dört dedik. Bugün ekrana yansıyan Güney Koreli Jae Ho Cho yarı final heyecanında Vietnamlı Chien Tran'ı 40-28 mağlup etti. Adını finale yazdırdı. Evet. Sabah bölümünde saat 10'da başlayan Türk derbisin diyelim. Tayfun Taşdemir'le Murat Naci Çoklu mücadelesinde finale adını yazdıran Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu'yu 40-37'lik bir skorla 27 istaka sonunda galip gelerek finale adını yazdırdı. İnşallah tabii finalde de başarılı olması, birinciliğin ülkemizde kalması en büyük temennimiz. Evet. Maçın son anları çok heyecanlıydı. Evet. Tayfun Taşdemir çok önceden bitirebileceği o mücadelede son sayıyı bir türlü alamayınca farkı kapattı. İşin aslı Murat Naci Çoklu acaba o geri dönüşe imza atarak farklı bir haber evet, konusu, 39, bir gündem konusu olur mu diye düşünüyorum. 39-23'lük bir skor vardı. Oradan skor 39-37'ye kadar geldi. Sonrasında Tayfun Taşdemir maç sayısını yaparak maçı kazanmayı başardı. Oldukça başarılı sporcularımız. Her ikisinin de dünya verdiği anlamda, takımlar anlamında çok ciddi başarıları var. Dünya kupası kazanmışlıkları, dünya milli takımlar şampiyonluğu, Avrupa milli takımlar şampiyonluğu gibi başarıları mevcut. Bilardo'da dünyada söz sahibi olduğumuz bir gerçek. Yani şu anda da yine aşağıdan gelen de bu turnuvada da başarı göstermiş bir sürü sporcumuz var. Semih Saygıner zaten dünyada bilardo adına bir marka değeri. Onun dışında bu turnuvada başarılı olan Lütfi Çenet, çeyrek finalde elendi. Birol, Uymaz, Serdar Baş. Evet. Lütfi Çenet
Kodron'u eledi bu arada. Evet. Önemli bir ismi geride bıraktı. Kesinlikle çok başarılıydı. Semih Saygıner niye yok diye soranlar vardır belki izleyenlerimiz arasında. Grup aşamasında Murat Naçoklu ve Blam Dallı aynı gruba düştü ve zorlu bir grupta. Evet. Grup aşamasından çıkamadı Semih Saygıner. Can Çapa'yı da analım bu arada. Bu sporcularımız oldukça başarılı bir turnuva geçirdiler. Umuyorum ileriki turnuvalarda bu sene her sene Dünya Kupaları 7 adet yapılıyor. Birinci etabı ülkemizdeydi. Bundan sonrasında 20-26 Mayıs tarihlerinde Vietnam'da olacak. Hı hı. Daha sonra yıl içerisinde Portekiz, Belçika, Kore, Hollanda ve Mısır'da olmak üzere 6 etap daha oynanacak. Evet, şu anda da Sayın Zeki Dolma'yı görüyoruz. Ona da bu güzel bilardo masaları buraya tesis ettikleri ve bu güzel ortamda paylarının bulunduğu için de bir teşekkür de ona göndermek gerekiyor sanırım. Birazdan ısınması sona erecek Güney Koreli Jae Ho Cho'nun da ve bizler de artık yavaş yavaş bant atışını bekliyoruz. O heyecana sizleri ortak edeceğiz. Ve tekrar hatırlatalım, ekranı başına yeni geçenler için 3 bant bilardo Dünya Kupası'nda 2019'un ilk ayağı Antalya Manavgat'ta. Evet. Ve sonraki aşamaya umarız daha üst seviyede puanlar kazanması adına Tayfun Taşdemir bir final heyecanını kazanarak, kupayı da kazanarak hem de seeded olarak bu üst seviyede bir başarı elde edecek. Bu turnuvaya başlarken Tayfun Taşdemir 14. sıradaydı. Sanıyorum kazansa da kazandığı takdirde bayağı bir 7-8 basamak yukarıya çıkacaktır diye düşünüyorum. Turnuvanın ağacı da böyle görüntülendi. Evet. Sporcuların hangi hatlardan geldiği burada görülebiliyor. Tayfun Taşdemir öncesinde, Murat Naci Çoklu'dan önce Lütfi Çenet'i geride bıraktı o da. Evet. Onun öncesinde de Vietnam'la Engo'ya kazanmıştı. Cho Je Ho da yarı finalde Tran, çeyrek finalde Amerikalı Pedro Piedra Buena ve ilk 16 müsabakalarında da Daniel Sanchez'e kazanarak buraya gelmeyi başardı. Tepeden izliyoruz bant atışını. Evet, burada kim amaçlanan banta en yakın şekilde topunuzu durdurabilmek, hangi oyuncu topunu yakın durdurabilirse beyaz topla başlama hakkını elde edecek. Tayfun elde etti bunu. Evet. Burada şöyle bir şey de var. İsterseniz de açılış hakkını rakibinize verme hakkınız da var. Eğer siz derseniz ki ben kullanmak istemiyorum, rakibim kullansın, o zaman rakibiniz açılış yapabiliyor. Bunu da belirtelim ek bilgi olarak. Evet. Başarılar diyoruz Tayfun Taşdemir'e. Açılış ona ait. Bakalım. Evet. İlk sayıyı aldı. Umarız bütün attığı sayı olacak. Ve bu kupayı da ülkemizde bize bu gururla sunacak. Açılış vuruşunda genelde amaçlanan kırmızı topun kendi topumuzun önüne geçerek böyle bir turnike pozisyonunun kalması amaçlanmakta ve gayet başarılı bir vuruş. Sayı da oldukça büyük. Sadece ufak tefek tuş ve kalınlık problemlerini gözden geçiriyor şu anda Tayfun. Tekrar kendine bir pozisyon hazırlamak isteyecektir. Belki kısa banttan kısa uzun uzun bir 3 bant denemesi yapabilir. Kısa uzun uzun. Evet, çok köşeye gitti. Maalesef bir hata geldi. Aslında avantajlı bir pozisyondu. Bazen oyun başlangıcında özellikle oyuncuların konsantrasyon düzeylerinde düşüklük olabiliyor. O anlarda daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çoğu ilk ıstakada. Evet, bir 5 bant denemesi. Bir tuş riski olabilir. Tuş geldi. Evet. Ve sayıyı kaçırdı. Tekrar izliyoruz. Jae Ho Cho'nun ilk sayı denemesi. Evet. Kalan pozisyon güzel. Her iki toptan da tercih mümkün. Kırmızıdan bir kesme uzun, kısa uzun şeklinde bir 3 bant denemesi olacak sanırım. Aynı şekilde kırmızı topu da uzak köşeye yakın bir yerde bırakıp bir sonraki pozisyon için avantaj yakalamak isteyecektir. Bakalım. Uzun, kısa, uzun ve sayı geliyor. İkinci ıstakada ilk sayısı
Tayfun Taşdemir'in. Tekrar izliyoruz. Pozisyonda tabii topların ikisi de aşağı bölgeye gittiği için biraz kapandı, daha zor bir hale geldi ama yine bir tek bant düşünülebilir ya da uzun uzun kısa bir vuruş. Bir Viyana düşünülebilir. Hı-hı. Uzun uzun topun devinimini ayarlayarak. Sanırım bir tek banta döndü şimdi. Bakalım, ya da bir 5 bant da olabilir. Kırmızının içinden açısını tam göremiyorum. Evet, bir 5 bant deniyor. Evet, bir kanlık hatası oldu. Zor bir pozisyondu. İkinci sayısını gerçekleştirdi az önce. Ve 2 estakada birer sayı, bir ortalama. Jai Ho Cho. Bakalım bu... Her iki yönünden de oynayabilir kırmızı topun. Kısa banttan çıkarak uzun bantları kullanacak bakalım. Kısa, uzun, uzun şeklinde denedi. Bakıyoruz. Evet. Başarılı oldu. İlk sayısını aldı böylelikle. Güney Koreli çoğu. Tekrarını izliyoruz tepe kamerada. Kalan pozisyon çok kolay değil. Beyaz topun bantta kalması... Onun için sıkıntı oluşturuyor. Belki bir birigol deneyebilir. Birigol. Kısa bant. Daha sonrasında beyaz top. Köşeye ulaşarak oradan sayıyı almak isteyebileceği gibi belki bir sırt vuruşu ya da bir kleps vuruşu deneyebilir. Bakalım. Bir kleps vuruşu denedi. Tuştan yani kaçamadı. Tekrar tuş. Durum 2-1. Tayfun Taşdemir önde. Tek bir sayı alabildi az önce Cho. Şimdi 3. stakaya geçeceğiz. Tayfun Taşdemir'le. Umarız bu seriyi getirecek sayılarla beraber. Serileri işlemeye başlamak istiyoruz artık. Tayfun evet. Taşdemir'den görmek istiyoruz. Tabii toptan uzun kısa uzun bir 3 bant olabilecek gibi belki bir 5 bant da deneyebilir. İçinden ya da dışından da deneyebilir. Bakalım ne deniyor. Evet, 3 bant deniyor. Olmadı. 2 bantta kaldı. Açısı biraz tuş açısından sıkıntılı olduğu için. Tekrar izliyoruz. Fazla kalın vurduğunda bu sefer kendi topuna tuş riski oluştuğu için ondan dolayı bir hata geldi. Tuştan kaçmaya çalışırken açıyı kaybetti. Evet. Çok küçük detaylara çok dikkat etmek gerekiyor oyun içerisinde. Yaptığınız en ufak hata da sayının kaçmasına sebebiyet verebiliyor. İnce bir vuruş deneyebileceği gibi bir sırt vuruşu da deneyebilir. Evet, bir sırt vuruşu deniyor. Başarılı bir vuruş. Durumu eşitledi. Jai Ho Cho. Üçüncü sakada bu şekilde tepe kamerasından izliyoruz. Sırtlı vurdu. Ve sayıyı aldı. Beyaz toptan kısa uzun uzun bir 3 bant denemesi yapabilir. Seriye yönelik bir vuruş aynı zamanda. Eğer sayı yaparsa beyaz topu da kendine yakın olan uzun banta doğru alacağı için bir turnike bırakabilir ama topu fazla ince gördü. Aynı zamanda da defansifte bir tercih. Chojeho çok oyunu daha otomatik oynayan, hızlı oynayan, skorer oynayan bir oyuncu. Tayfun ise daha dikkatli, daha tempolu, daha planlı oynayan bir oyuncu. Bakalım. Oyun içerisinde hangisinin stratejisi daha ağır basacak? Güney Koreli vatandaşları da. Evet, onlar da sporcular ilgiyle izliyorlar. Diğer turlarda elenen sporcular. Evet. Oldukça bilardonun çok sevildiği, ülke genelinde 20 binden fazla kulübün, bilardo kulübünün olduğu bir ülke. Bir bilardo ülkesi Kore. Aynı zamanda bizim de sevdiğimiz bir ülke, iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz bir ülke. İki dost ülkenin finalde buluşması da ayrıca anlamlı. Time out geldi. Az önce ilk time out'u Tayfun Taşdemir aldı. Evet, oyuncular maç içerisinde 40 saniye içinde vuruşlarını yapmak zorundalar. Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Ve sıkıntı yaşadıkları bir pozisyon için 3 kez time out, yani ekstra bir 40 saniye daha alma haklarına sahipler. Birincisini kullandı Tayfun. Bir bant atışı yapıyor sanırım sarı topun içine. Evet, oldukça zor bir pozisyondu.
Tekrar izliyoruz. Aslında niyeti kırmızının solundan çıkmak mıydı? Amaçlanan sarının iç solundan. Bölgesine düşürerek topu çarptıktan sonra kısa ve uzunla 3-3 bantı tamamlamaktı. Hı hı. Çoğu için pozisyon müsait. Beyaz toptan uzun kısa uzun ve 3 bant denemesi yapacak. Biraz tempolu vuracak topuna. Evet, ondan da bir pas farkla kaçırdı. Aslında kolay bir pozisyondu. Zaten vücut dili de sayıyı kaçırdıktan sonraki hareketleri de yaptığı hatanın ne kadar farkında olduğunu gösteriyor. Evet. Durum 2-2 hali hazırda. Şu an 5. ıstakaya geldik. Kısa, uzun, kısa bir 3 bant denemesi olabilir. Ya da kısa, uzun, uzun denecek sanırım. Bu da yine seriye yönelik bir vuruş. Bakıyoruz. Aynı zamanda tabii defansif de bir tercih. 5. ıstakada sayı alamadı Tayfun. Üst üste 3. ıstakasında da puan alamadı. Sayı yazdıramadı annesine ya. Tayfun Taşdemir. Evet, pozisyonlar da çok kolay değildi. Şimdi çoğu bir Viyana deneyebilir. Uzun beyaz toptan sonra uzun uzun kısa şeklinde topa devinim vererek. Evet, onu deniyor fakat başarılı değil. 5. ıstakada iki sporcu da yine puan alamadı. Evet. Tayfun için güzel bir başlangıç fırsatı. Tahmin ediyorum kırmızı banttan, kırmızı toptan sonra uzun, kısa uzun bir klep satarak 3 bantla sayı yapmaya çalışacaktır. Hemen tabelaya da baktı. Süre ne kadar kaldı diye Tayfun, evet. Taşdemir. Belki bir 5 bant da deneyebilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Sanırım 5 bant deniyor. Evet, bir 5 bant denedi. Evet. Başarılı. Başarılı. Tayfun Taşdemir 6. ıstakada ilk sayısını aldı. 5 bantla ekrana yansıyor, evet. Tepe kameradan hat üzerinde 5 bant dolaştı ve sarı topla buluştu. Kalan pozisyonun açısı çok kolay değil. Bir tek bant deneyebilir. Kırmızı topun solundan kısa bant, uzun bant, kısa bant şeklinde bir 3 bant deneyecek. Belki biraz canlı vurabilir çünkü kaçırırsa pozisyon vermemek adına. Evet, nitekim bakın hem sayıyı yaptı hem de kaçırsaydı kendi topu kırmızı topun olduğu bölgeye gidecekti ve rakibine zor bir pozisyon kalmış olacaktı. Bazen işte bazı vuruşlarda bunu düşünmek gerekiyor çünkü oyunun özellikle başlangıç bölümlerinde ya da kritik anlarınızda rakibinize verdiğiniz kolay bir pozisyonla çok yüksek bir seriyle cevap verebilir rakibiniz size. Evet, bir 3 bant uzun kısa uzun bir yan turnike. Eğer sayı 4. ve 5. bantı bularak da olabilir. Evet, 3 bant üzerinden oluyor. Bu 6. sıkada 3. sayısı tekrar izliyoruz. Tayfun Taşdemir'in durumu. Hı. 5-2'ye getirdi. Parkı 3'e çıkardı. Tayfun Taşdemir. Sarı toptan bir klaps atarak kısa, solundan kısa, uzun, kısa ve bol falsoyla gelerek kısa banttan sayı yapmayı planlayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, klaps, kısa bant, uzun bant, kısa bant ve sayı geliyor. Çok başarılı. Çok güzel bir sayıydı. Açı itibariyle çok kolay değildi. Tekrar izliyoruz. Dördüncü sayısı bu, 6. ıstakada. Evet. Kalan pozisyon oldukça güzel. Sarı toptan bir klaps atarak uzun, kısa, uzun, 3 bant şeklinde sayıyı gerçekleştirebilir. Evet.
Bu arada sarı topu da kendisi için elverişli bir bölgeye göndererek iyi bir pozisyon elde etmeye çalışacak. Tahmin ediyorum uzun banta gönderecektir sarı topu. Evet, uzun banta gönderdi. Sayı geldi. 5 oldu bu ıstakadaki şu ana kadar aldığı sayı ve iyi bir seri yakaladı. Tayfun Taşdemir açıldı. Evet. Tabii Yani Tayfun oyunu pozisyon anlamında çok iyi oynayan bir oyuncu ve pozisyon yakaladığında çok yüksek seriler çekebilme özelliğine sahip. Burada bir 5 bant deneyebilir. Ayrıca bir sarı toptan uzun uzun zikzak da deneyebilir 5 bant için. Biraz açısında problem var ama o yüzden uzun 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 bir 3 bant zikzak deneyecek. Sayı 4 banttan da olabilir. Uzun, uzun, uzun ve çok kaçtı. az farkla Evet, çok az kaçırdı. farkla kaçtı. 6. ıstakada 5 sayı, toplamda 7-2, yani farkı da 5'e çıkarmış Evet. oldu Tayfun Taşdemir. Tekrar izliyoruz. Bu zigzag sayıyla sonuçlanmadı ama kalan pozisyon anlamında da Kalan pozisyon bir zikzak ya da bir bant atışı deneyebilirim. Sanırım bir bant atışı deneyecek. Uzun bant, kısa bant, sonra beyaz top, tekrar kısa bant ve üçüncü bant tamamladıktan sonra da kırmızı topa ulaşmaya çalışacak. Nitekim başarılı. Tepe kameradan izledik. Tabii burada bu tercihin avantajı da bakın görüyorsunuz kalan pozisyon beyaz topu gönderdiği bölge kendisi için çok elverişli bir turnike pozisyonu yakaladı. Bu 3 bant bilardo da oyuncuların en çok sevdiği, en kolay şekilde tekrar pozisyona çevirebildiği bir pozisyon. Tekrar turnike atarak yüksek seriler çekmek mümkün. İzliyoruz tekrarını tepe Evet. kameradan. Nitekim burada bir düz turnike sonrası gene iyi bir pozisyon elde etti. Bir rikol deneyecektir. Köşeye yakın bir bölgeye atarak. Burada tabii masa üzerindeki noktaları kullanarak çeşitli matematiksel sistemleri de kullanıyorlar oyuncular. Bir kolyen sayıyı buldu Evet. çoğu. Güney Koreli Ja Ho Cho da şu ana kadarki en iyi serisini yakalamış oldu. 6. ıstaka her iki oyuncuya da olumlu yansıdı. Evet. Kırmızı toptan bir 3 bant deneyebilir biraz kuvvetli bir vuruşla. Ya da beyaz topu tercih ediyor. Bir ince görerek bir turnike deneyecek sanırım. Çok zor. Yanlış noktada buluştu top. Evet, çok uzaktaki bir top olduğu için ve açısı çok kolay olmadığı için topu çok ince görmesi gerekiyordu. Çapraz bir top. O önce Bir de kendi topu banta yakın. Evet. uzun bandı düşündü Evet. muhtemelen. Uzun bantı düşündü ama çok zor bir sayıydı bu tercihle. Neyse ki bu seri 3'te kaldı ve şu anki durumda 7-5'lik skor yansıyor. İki farklı üstünlüğü devam ediyor Tayfun Taşdemir'in. Koreli vatandaşları Jae Ho Cho'nun da az önceki o atış sonrası böyle yansıdı görüntüye. Şimdi Tayfun Taşdemir'i izleyeceğiz. Evet, bir turnike 5 bant şeklinde yapmaya çalışacak sanırım. Evet, kısa, uzun, kısa, uzun 5. banttan sonrasında maalesef çok şanssız, evet. Kötü bir kaçış. 7. ıstakada sayı alamadı Tayfun Taşdemir. Tepe kameradan izliyoruz Evet. tekrarını. Güzel bir pozisyondu. Seriye elverişliydi. Maalesef olmadı. Çok az farkla kaçırdı bu sayıyı Tayfun Taşdemir. Evet. Tekrar bir rikol bant atışı izleyeceğiz. Çoğudan kısa bant. Tekrar uzun bant. Kırmızı bant. Kırmızıdan sonra tekrar uzun bant. Bir 3 bant. O şekilde tamamlamaya çalışacak. Az önce attığının kısa bantta atmış olduğu sayının tekrar uzun bantta olanı. Bakalım. Kısa bant. Uzun bant. Top. Evet. Tekrar uzun bant. Tepe kameradan izliyoruz bu bir Evet. kolü. Küçük
Bir ters falso da kullandı burada. Kırmızıya çarptıktan sonra topunun tekrar uzun banta dönmesi için. Evet, burada bir 5 bant denemesi gelecek. Evet. Bakalım, orada beyaz top bir sorun oluşturabilir diye düşünüyorum. Nitekim, evet. Evet. Tuştan kaçamadı ve bir sayıda kaldı Joe 7. ıstakada. Farkı 1'e indirdi. Durum 7-6. 8. ıstakaya ve şimdi Tayfun Taşdemir'e bakacağız. Kalan pozisyon. Bir efe kare deneyecektir. Sarı toptan sonra kısa bant, uzun bant. Tekrar aynı kısa banta geri dönecek top. Bakalım. Evet. İnanılmaz. Evet. Çok az bir farkla kaçtı bu evet. sayıda. Az önce de yine çok az bir farkla kaçırmıştı. Evet, oyun çok küçük nüanslarla sonuca gidiyor. Sonuçta bu düzeyde oyuncular her an yüksek seriler çekebilirler. Bazen böyle yaptığınız küçük bir hata rakibiniz yüksek seri çekebiliyor. O anlarda mental anlamda güçlük alabilmek gibi konular da oldukça önemli. Hı-hı. Çoğu banttan yine buldu sayıyı. Yani banda giderek evet. birçok sayı gerçekleştirdi çoğu. Bu oyunu, yakın zamanda. Oyunu çok kolay oynuyor gerçekten. Hani hem akıcı bir şekilde oynuyor hem de sayıları çok fazla yorulmadan, çok fazla enerji harcamadan çekiyor. Oyun tarzı bu şekilde. Çok da sempatik bir oyuncu. Evet, bir hata geldi sana. Evet, yine tuş. Tek sayıda kaldı, durumu eşitledi. 7-7, tekrarını izliyoruz. Ve topun temizlenmesini istedi Tayfun Taşdemir. Evet, oyuncular maç içerisinde zaman zaman toplarının reaksiyonları hoşlarına gitmediğinde, özellikle de top kirlendiğinde istenilen reaksiyonların dışında çarpışmalar gerçekleşebiliyor. O yüzden hı hı. toplarını sildirerek düşündükleri gibi top hareketine ulaşmak istiyorlar. Çünkü onu algılayamadığınızda bu sefer üst üste hatalar yapabiliyorsunuz evet. ki sanırım az önceki hatalar da biraz oradan kaynaklandı. Maçın hakemi Selçuk Atmaca'nın yardımıyla top temizlendi ve şimdi Tayfun Taşdemir 9. ıstakaya umarız puanla başlayacak, sayıyla evet. başlayacak. Zor bir pozisyon. Zikzak denenebilir ya da sarı toptan uzun, kısa uzun köşeye çok yakın düşerek bir 3 bant denemesi olabilir. Evet, onu denedi. Bakalım. Evet, bu kez başarılı. Net bir sayı geldi. Yani milimetrik hesaplara hiç girmedik. Evet. Neyse ki. Evet, burada sarı toptan bir efe kare de deneyebilir ya da kırmızı toptan kısa uzun köşeden sarı topun üzerine gelmek isteyebilir. Tahminim bir efe kare atacak. Biraz tempolu vurursa top banttan ayrılmayacaktır diye düşünüyorum. Ne sayı, kadar süresi kaldığına baktı az önce evet, Tayfun. Sayıyı garantiye almak isteyecektir. O yüzden biraz temposunu yükseltecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Uzun, kısa uzun. Biraz tempolu bir vuruş. İki bantta kaldı maalesef. Evet. O daha yumuşak bir vuruş da yapmak istedi. Tekrarını izleyeceğiz birazdan. Kanlık hatası oldu burada biraz. Burada tepeden daha rahat görebiliyoruz. Evet. İki bantta kaldı. Üçüncü bant gerçekleşmedi. Beyaz topun kısa banta daha yakın bir bölgeden uzun banta temas etmesi gerekiyordu. O zaman geri dönüp tekrar uzun banttan üçüncü bantı tamamlayabilirdi. Şimdi iki bant olduğu için atış sayıya ulaşmadı. Evet, bir klaps. Ve bir üç bant sayısı geliyor Chojeho'dan. Durumu eşitledi Jae Ho Cho. Şimdi öne geçme şansını bakalım nasıl değerlendirecek. Tekrarını izliyoruz. O Krebs'ten sonra gelen sayı. Evet, aynı sayının bir benzerini atacak. Yine Krebs uzun, kısa uzun top bol falsoyla dönerek gelecek. Üçüncü bant uzun bantı tamamlayacak. Evet. Maçın başından beri ilk kez öne geçiyor Güney Koreli Jae Ho Cho. Ve 9. ıstakada ikinci sayısını gerçekleştirdi bu şekilde.
Evet. Uzun, kısa, uzun. Bir üç bant denemesi olacak. Uzun, kısa, uzun. Evet. Bir hata geliyor yine. İki kolay sayıda kaldı. Kolay bir pozisyondu. Hı hı. Bir basit hata geldi. Buralar önemli. Burada Tayfun'un yapacağı yüksek bir seri moral anlamında da olumsuz etkileyebilir. Çünkü sporcu basit hata yaptığında üzerine de rakibi yüksek bir seri çekerek skoru kendi avantajına çevirirse bu sizi mental anlamda olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bunları değerlendirmek gerekir. Bakalım. 10. ıstakaya ulaştık ve şimdi Tayfun Taşdemir'den beraberlik sayısı Krebs bekliyoruz. Atacak. Uzun, kısa, uzun, bol falsoyla topun, kırmızı topun üzerine gitmeye çalışacak sarı toptan sonra. Bakalım. Evet, nitekim başarılı, güzel. Tekrar evet. Izliyoruz tepe kameradan. Güzel bir sayı. Durumu 9-9'a getirdi Tayfun Taşdemir. Bakalım. Tamam, pozisyon güzel. Yalnız sadece sarı topun birazcık çapraz kalması vuruşunu biraz zorlaştırıyor. Orada vuruş temposunu ve topa vurduğu noktayı çok iyi belirlemesi lazım. Biraz hamle yaparsa top fazla ileri gidebilir. Bakalım. Evet. Başarılı. Öne geçiyor Tayfun Taşdemir. 10. stakada ikinci sayısı. Halihazırda seriyi sürdürme olanağı var. Pozisyon çok kolay değil. Sarı toptan kısa, uzun, kısa şeklinde bir 3 bant deneyebilir ama topun uzak olması, açısının bozuk olması sayıyı zor hale getiriyor. Bakalım. Kısa, uzun. Evet, diğer tarafından denedi. Biraz da defansif de bir tercih. Hı-hı. Tek bantta kaldı. Evet. Beyaz top. Ve şimdi çoğu için oldukça zor bir pozisyon. Bir gol deneyecektir diye düşünüyorum. Bir gol. Bir gol için de çok zor diyebilir miyiz bu pozisyona? Zor, bir de şunu da deneyebilir. Sanırım arkadaki beyaz toptan uzun, kısa, uzun şeklinde bir Viyana deneyebilirdi. Nitekim topu uzun banta değil, kısa banta düşürdü. O da çok fantastik bir vuruş olduğunun farkındaydı ki. Atıştan evet. Hemen sonra eğer ne yaptım der gibi bir hali vardı. Sayısı olabilirdi. Evet. İzliyoruz tekrar. Bakın. Eğer tuşlamasaydı sayıya gidebilirdi top. 10. ıstaka kadar sonunda. 10'a 9 üstünlüğü var Tayfun Taşdemir'in. Bir sayılık bir ortalama yakaladı şu ana kadar. Evet, şu anda oyuncular performanslarının altındalar ama tabii bu bir haftadır burada kıyasıya bir mücadele var. Bugünün son 4-5 günün yorgunluğu çok kolay evet. Değil. Evet, kısa uzun uzun bir vuruş deniyor Tayfun. Yani tekim sayı geliyor. Kalan pozisyon elverişli ama kendi topunun banta çok yakın kalması biraz vuruş zorluğu getiriyor. Oyuncuların çok istemediği bir durum. Çünkü topunuz banta çok yakın kaldığında sadece üst bölgesine vurabiliyorsunuz. O da kontrolü zayıflatabiliyor. Durumu 11'e 9 yaptı. Farkı 2'ye çıkardı Tayfun Taşdemir biraz önce. Turnike'de başarılı olabilirse iyi bir serinin başlangıcı olabilir. Evet. Tek zor sayı. Zor bir pozisyondu. Topun 11. banta yakın olması sebebiyle. 11. stakada 11 sayı ve farkı 2'ye çıkarmış oldu sadece Tayfun Taşdemir. Sanırım yine bir bant vuruşu deneyecek Cho. Bant, beyaz top, uzun bant, tekrar kısa bant ve 3. bant tamamlamayı planlıyor. Evet, başarılı. Evet, bant atışlarında sanırım 4 veya 5 sayı çıkarttı. Evet, yani yarısına yakınını. Evet, daha fazlasını. Belki de daha fazlasını.
banttan çıkardı. Burada bir 3 bant denemesi olacak. Beyaz toptan uzun, kısa, uzun. Kırmızıya ulaşırken beyaz topu da diğer köşeye gönderip kendine pozisyon bulmaya çalışacak. Evet, sayıyı gerçekleştirdi. Durumu eşitledi Jai Ho Cho. Burada işte pozisyon oyununu burada çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bakın beyaz topu bilerek gönderdi uzak köşeye ve burada kırmızı topa çok güzel yerinden dokunduğu için kendine çok kolay bir 5 bant hazırlamış oldu. Hı-hı. Şimdi yine yumuşak bir vuruşla bu sefer belki kırmızı topu diğer köşede bir bölgeye gönderip beyaza yumuşak bir şekilde sayı yapıp tekrar bir pozisyon hazırlamayı amaçlıyor. Ama kırmızı top oldukça zor bir bölgeye gitti. Beyaz da köşeye yanaştı. Evet. Öne geçti. Jai Ho Cho tekrar. Bir zikzak veya bir bant atışı deneyebilir. Tekrar kırmızıya uzun bant, kısa bant, kırmızı. Sonrasında tekrar kısa bant. Banda gidiyor herhalde. Evet. Sayıyı yapabilirse bu sefer kırmızı topla tekrar uzun bantta kalacağı için tekrar bir turnike pozisyonu. Hep amaçlanan tekrar bir sonraki pozisyonda kolay bir pozisyon elde edebilmek. Neyse ki gücü yetmedi az önce, evet. Sarı topun. Ekrana yansıyor tekrarı. Banttan uzun, kısa, tekrar kısa. Evet, yanlış bir noktaya düşürdü topu. Tayfun'a kalan pozisyon. Kendi topu banta çok yakın. Sarı top banta yapışık. Hı-hı. Kırmızı da çapraz bir açıda, çok kolay değil. Umuyoruz başarılı olur. Biraz tempolu bir vuruş yapacak. Uzun, kısa, uzun. Üstüne gelmeye çalışacak. Uzun, kısa, uzun. Evet. Zor bir pozisyondu. Tabii burada sarı topu özellikle yerinden çıkarmadı. Hı hı. Ki aynı şekilde çoğu içinde bir vuruş zorluğu mevcut. Sadece topun üst bölgesini kullanabiliyor şu anda. Hı hı. Bir bant atışı deneyecek yine. Uzun bant, beyaz top, sonra tekrar kısa bant, uzun bant ve 3 bant sonrasında da kırmızı topa ulaşmayı hedefleyecek. Uzun bant, evet. Oldukça başarılı. Güzel bir sayı izledik. Evet. Yine banttan gelen bir puan. Bant atışlarıyla gerçekten çok sayı yaptı çoğu şu ana kadar. Tekrarını izliyoruz. Bu oldukça zor bir açıydı. Hı-hı. Evet, şimdi kırmızı toptan bir 3 bant veya bir 5 bant tercih edebilir. Uzun bant, kısa bant. Sonra tekrar uzun banttan sayı planlayabileceği gibi arkasından geçip kısa ve uzun bant üzerinden dönerek 5 bant üzerinden de yapmayı planlayabilir. Bakalım hangisini tercih edecek. 3 bant üzerinden planladı ve hata geldi. 12. ıstakada tek sayı aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Jai Ho Cho, tekrarını izliyoruz. Çok az farkla kaçırdı. Evet. İkinci sayısını, o ıstakadaki ikinci sayısını. Ve yüz ifadesi de bu şekilde yansıyor çoğunun. Evet, bir turnike uzun, kısa, uzun, üç bant şeklinde sayıyı gerçekleştirmeye çalışacak Tayfun. Evet, uzun, kısa, uzun. O sayı geliyor. Bakalım kalan pozisyon güzel olacak mı? Tekrarını izliyoruz. Evet. Toplamda 12. sayısı Tayfun Taşdemir'in, farkı bile indirdi. Kırmızı topun arkasındaki mesafe yeterliyse bir bant atışı yapacaktır. Yeterli değilse de bir sırt atışı yapabilir kırmızı toptan. Uzun, kısa, uzun, bol falsoyla gelecek şekilde bir sırt atabilir. Birkaç alternatif mevcut. Bir plebs 5 bant atacak. Bu da mümkün. Evet, bakalım. Evet. Yine çok az farkla kaçırdı. İzliyoruz. Tayfun Taşdemir. Güzel bir vuruş ama biraz fazla geldi. Farkı bile indirdi az önceki 13. ıstakadaki, evet, aldığı tek sayıyla. Sayın Ersan Ercan, Bilardo Federasyon Başkanı. Evet, bir
Kırmızı toptan bir kısa, uzun kısa şeklinde tercih yapabileceği gibi kısa uzun uzun şeklinde de yapabilir. Birkaç alternatif var. Yine bir kesme atıp kısa, uzun, kısa tercih edebilir. Sanırım onu tercih ediyor. Kısa, uzun, kısa. Yumuşak bir vuruş yapabilir bunu. Kısa, uzun, kısa. Evet. Başarılı. 13. sakada ilk sayısı Jai Ho Cho'nun tekrarını izliyoruz. Farkı yeniden 2'ye çıkardı. Bu farkın açılmaması gerekiyor. Az önce ilk time out'unda kullanmış oldu. Zaman sınırını aştı ama. Evet. Zorladı ama az önceki pozisyon. Yine de sayıyı almayı başardı çoğu. 5 bant deneyecek kırmızı topun içinden. Evet. Tuştan kaçtı. Sayı da kaçsın. Ve evet. O da kaçtı. Evet. Tek sayıda kaldı az önceki ıstakada. Çoğu da farkta 2 sayı. 14-12'lik üstünlüğü var Güney Koreli sporcunun. Evet, kırmızı toptan bir Acem ismini verdiğimiz kısa, uzun, kısa, kısa bant üzerinden sarı topa ulaşmaya çalışabilir. Biraz açısı bozuk olduğu için topu ince görmesi gerekiyor. Ya da ıstakasının arkasını biraz kaldırıyor ki kendi topu biraz daha dönsün. Hı hı. Evet, bakın kısa, uzun, kısa. Evet. 14. ıstaka ve 13. sayısı Tayfun Taşdemir'in bu şekilde. Güzel bir sayı. Kalan pozisyon da oldukça elverişli. Evet, 3 bant. Başarılı. Farkı eritti Tayfun Taşdemir. Eşitliği yakaladı. 14. takada 14. sayısı tepe kameradan izliyoruz. Durum 14-14. Artık seriyi bekliyoruz Tayfun Taşdemir'den. Evet, bir gol deneyebilir. Bir gol. Ya da direkt toptan çıkarak. Tahmin ediyorum uzun bant, kırmızı topun içi, kısa bant, uzun bant. Sonrasında da bölgeye gitmeyi planlayacak. Nitekim güzel bir vuruş. Evet, tuştan da taştı ve alkış alıyor Tayfun Taşdemir. Evet. Öne geçiyor bu sayıyla. Hem çok şık bir sayı. Şanslı olduğu için de bir özür diledi. Yine çok az farklı tuştan kaçmış oldu bu kez neyse ki. Evet, bir 3 bant denemesi uzun kısa uzun. Uzun kısa uzun. Evet. Bu sayıda kaçırmadı Tayfun Taşdemir. Seriyi 4'e çıkardı. Farkı da 2'ye çıkarmış oldu böylelikle. Tekrar izliyoruz. Evet. Bir önceki zorluk derecesi yüksek atışın sayıyla sonuçlanması. Tabii moral anlamında atışlara etki ediyor muhakkak. Evet. Kırmızı topun sağından kısa, uzun, uzun 3 bant deneyecek. Sol elle açısı itibariyle evet. Mecburen sol elle vurdu ve çok güzel. Gerçekten ters eliyle evet. Bu sayıyı da alması moral motivasyonu. Ters ellerin kullanma konusunda da kendilerini geliştiriyorlar, çalışıyorlar. Çünkü bazen böyle pozisyonlarda, açılarda eğer sol elinizi kullanamıyorsanız bu sefer bambaşka bir tercih yapmak zorundasınız. Yunan bir sporcu vardı burada. Elini evet. Değiştiren. Kasito Kostas. Mecburen. Gerçekten müthiş bir sporcu. Kendisi sağ elinde yaşadığı problem sebebiyle sol eliyle bilardo oynamaya kas başladı. Kas yırtılması. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Sol eliyle bilardo oynamaya başladı yaklaşık 3-4 yıldır ve geçen sene Kore'de final oynadı Dünya Kupası'nda. Müthiş bir başarı hikayesi. Bu arada çok zor bir atış geldi Tayfun evet. Taşdemir'den. Açısı o kadar müthiş. Narindi ki milimetrik bir farkla tek bantta kalabilirdi ama
Seriyi 6'ya çıkardı. İstediğimiz böylelikle açıyı da yakaladık burada. Burada iyi bir seri gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü Tayfun'un çok sevdiği pozisyonlar. Umuyorum iyi bir şekilde bir pozisyon hazırlayabilir kendisine. Durumu 18-14, farkı 4'e kadar çıkardı. Seri 6 sayı. Umarız daha artıracak bunu Tayfun Taşdemir. Burada kırmızı topu istediği bir bölgeye plaseleyerek 3 bant üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Bakalım, evet. 3 bant üzerinden sayı yapıyor. Kırmızı topta bakın turnike bölgesine doğru gidiyor. Tekrar izliyoruz bu arada, evet, az önceki sayının. Kendisi için gayet güzel bir pozisyon hazırladı diyebiliriz. Biraz kırmızının banta yakın olması problem ama eğer oradan çıkamıyorsa da ön tarafından çıkarak kısa uzun şeklinde bir tercih yapabilir. Yine sarı toptan bir tercih yapabilir. Bakalım sarı toptan nasıl bir tercih düşünüyor. Sarı toptan kısa kısa uzun bir zikzak düşünebilir. Birçok alternatif var. İkinci timeout oldu Tayfun Taşdemir için. 7 bant düşünebilir. Tabii sayıyı iyi analiz ediyor burada. Yapacağı sayı iyi bir seri. Almaktan ziyade sonraki aşamayı da düşündüğü için çok zaman kaybetti Tayfun Taşdemir bu anlamda. Aslında bir önceki sayıda planı iyiydi ama küçük açı bozuklukları sayıyı zor bir hale getirdi biraz. Kontrolü sağladı. Şimdi atışa bakalım geçecek. Bir klaps ya da bir sırt olabilir. Evet, bir klaps. Uzun. Biraz fazla gelir, evet. İki bantta kaldı maalesef. Evet. Ve seri 7 olarak yansıdı. 19-14. Fark 5 sayı. Şu an önemli bir avantaj Tayfun Taşdemir için. Biz molaya gider miyiz diye düşünüyorduk ama kısmet olmadı bu sayı. 20'ye ulaşsaydı mola gelecekti. İşte izliyoruz. Tayfun Taşdemir açı uygun olmadığı için 2 bantta kaldı top ve sayı gerçekleşmedi. 14. ıstaka ve 14. sayısı çoğunun, bakalım 15'e çıkartacak mı bu ıstakada? Evet, kısa, uzun, kısa, bol falsoyla. Evet, başarılı. Farkı 4'e indirdi. Her iki toptan da tercih mümkün. Kırmızı toptan uzun kısa uzun şeklinde bir 3 bant denemesi olabilir. Kendine iyi bir pozisyon hazırlayabilir burada. Topu sadece ince görmesi gerekiyor. Evet, son anda. Çok ince bir dokunuş ama sayı getirdi. Kalan pozisyon da oldukça güzel. Sadece beyaz topun arkasında bir boşluk var. Açı itibariyle eğer hata yaparsa kendi topu o boşluğa gidebilir. O hatayı yapmamayı planlıyor şimdi. Fazla kalın görüp de atarsa topu sayıyı uzun banttan yapması gerekiyor en son aşamada. Evet, bakın. Kısa bant, uzun bant. Nitekim kaçtı. Bu sayının kaçmasındaki en temel şey o arkasındaki işte boşluk. O arkasındaki boşluktan çekindiği için sayıyı uzun banttan almayı planladı. Nitekim sayıyı da oradan yapmak gerekiyordu ama o endişe biraz daha kısa bir vuruş yapmasına sebebiyet verdi. İşte bazen böyle hep bahsediyoruz, küçücük hatalarla sayıları kaçırabiliyor bütün sporcular. Aslında biliyor, nereye gideceğini de biliyor. O anlık küçük bir mental eksiklik diyelim. Evet. Bir 3 bant, bir gol. Evet. Başarılı. Başarılı. Kalan 15. ıstakada ilk sayısı. Evet, kalan pozisyon anlamında da güzel. Umuyorum burada yüksek bir seri çekerek molaya gideriz. Çünkü 20. sayısına ulaştı Tayfun Taşdemir. Toplamda 40 sayı ulaşan maçı kazanıyor. 20 sayısı da bir baraj gibi mola imkanı sağlıyor oyunculara. Şu an 20-16. Fark 4 sayı. Tayfun Taşdemir'in avantajı var. Umarız mola öncesi o farkı daha da açacak ve öyle gidecek molaya Tayfun Taşdemir.
Evet. Seriyi sayısı gerçekleştirdi. 2 yaptı. Evet, burada yapacağı yüksek bir seri mola oyuncusu hem kendine moral anlamında çok pozitif bir güç katacak hem de çoğu açısından. Negatif bir moda itebilir. Çünkü basit hata yaptı. Basit hatanın üzerine bir yüksek seri olumsuzluğa itebilir sporcu. Bakalım. Evet, güzel. Alkışlar Tayfun Taşdemir'e. Seriyi 3'e çıkardı. Kalan pozisyon da güzel yine. Benzeri bir pozisyon, benzeri bir tercih yapabileceği gibi bir kreps tercihi de yapabilir. Tekrar izledik. 22. sayısı bu şekildeydi Tayfun Taşdemir'in. Fark 6 sayı. Sarı toptan az önceki aldığı sayıya benzer kısa uzun bir 4 bant tercih edebilir ya da sarı toptan bir klepsle 3 bant olarak sayı yapmak isteyebilir. Sadece o noktada tuşunu kontrol etmesi gerekir. Sanırım aynı tercihi yapıyor. Kısa uzun. Ve sayı. Seriyi 4'e çıkardı Tayfun Taşdemir. Az önce 7 sayılık bir seri yakalamıştı. Yani bir önceki ıstakada. 14. ıstakada. Şimdi 15. ıstakadayız ve bakalım bu 4 sayılık seri daha da üst seviyeye çıkacak mı? Evet. Burada sarı toptan uzun uzun kısa uzun ya da başka bir tercih yapıyor sanırım. Süreye baktı. Alamadım. Kırmızı toptan bizi kısak denedi ve evet. Sayıyı evet. Aldı. Oldukça zor bir açıydı. Evet. Sayıyı çok büyük bir hale getirdi. Tepeden izliyoruz. Evet, bu tuşu geçiş çok kolay değil. Bakın o kırmızı top gelirken beyaz top bir hamleyle bir anda onun önünden geçiyor. Evet. Oldukça başarılı bir tuş. Neyse ki görüyorsunuz burada çoğu oldukça negatif bir moda itmiş durumda şu anda. Umuyorum daha da yüksek bir seri olursa maçı kazanma adına çok büyük bir adım olur. Molaya gitmeden maçın bitme ihtimali var mı? Tabii her zaman mümkün. Tayfun'un yüksek serileri oldukça var. Tabii biraz da pozisyonların şansıyla da alakalı. Umuyoruz neden olmaz. Şu ana kadar şans bizden yanaydı. Evet. Tayfun Taşdemir için. Evet, kalan pozisyon biraz sadece çapraz olması sebebiyle bir de beyaz topun arkasında küçük de olsa bir boşluk olması sebebiyle biraz açıda sıkıntı var ama topu çok iyi ince görebilip yapabilecektir diye düşünüyorum. Ya da kısa bantı hedefleyecektir. Fark iyiden iyi açılıyor. Hayır, daha garanti bir tercih yapıyor sanırım. Uzun uzun kısa şeklinde. Evet. Çok da doğru bir tercih. Hiç risk almadı. Az önceki seriyi yakaladı. Yani 15. ıstakada da 14. ıstakada olduğu gibi 7 sayıya ulaştı Tayfun Taşdemir. Topladığımızda 2 ıstakada 14 sayılık bir avantaj yakalamış oldu. Gerçekten muazzam. Umarız bu seri daha da artacak. Oldukça heyecanlı bir an. Evet. Çoğu görüntüye yansıyor. Evet, bir tek bant denemesi olacak. Kısa, uzun, kısa. 3 bant üzerinden yapmaya çalışacak. Kısa, uzun, kısa. Çok evet. Az farkla kaçırdı. Seri 8'e çıkamadı ama alkışlar Tayfun Taşdemir'e. Evet. Şimdi mola zamanı. Toplamda evet. Da 26-16'lık bir skor var. 10 sayılık fark var Tayfun Taşdemir'le. Rakibi çoğu arasında. Son kaçan sayıyı izliyoruz. İşte evet. Yine milimetrik hesaplar ve maalesef seri 8'e çıkmadı buradaki atış sonrasında.
Jae Ho Cho karşısında iki ıstakada toplamda 14 sayı birden buldu. Tayfun Taşdemir ve farkı mola öncesinde 10 sayıya kadar çıkardı. 26-16'lık skor yansıyor. 8 masayı görüyoruz. Seyirciler evet oldukça da kalabalık evet. Bir seyirci topluluğu var. İlk bölümün istatistikleri yansıyor. Ortalama 1,733 Tayfun Taşdemir'in yakaladığı ıstakadaki evet. Sayı oranı. Ve en yüksek seri 7. İki kere bu 7 oranını yani 7 sayısına ulaştı Tayfun Taşdemir. Hem 15 hem de 14. ıstakalarda 7'şer sayılık seriler yakaladı. Timeout'lar da iki kez böyle bir talihsizlik yaşadı diyelim. Mecburen bu süre uzama durumu yaşandı ve 40 saniyelik bir ek süre gerçekleşti evet. Tayfun Taşdemir için. Şimdi 5 dakikalık bir mola var. Bu molada umuyorum kendisini daha da iyi hazırlayıp son düzlükte yapacağı atakla oyunun sonu için bir avantaj sağlayacaktır. Benim kendine. Bu timeout'larda biraz içim cız ediyor. Çünkü Murat Naci Çoklu mücadelesinde evet. faulle sonuçlanan ikinci ıstakada timeout almadığı için evet. faulle sonuçlanan bir durum söz konusuydu. Tayfun Taşdemir bize böyle bir örnek sunmuştu. Şöyle onları çok doğru anlarda kullanmak lazım. Bazen belki ilk daha açılışı yaptıktan sonraki atışta bile kullanmanız gerekebilir. Doğru hissettiğiniz anda kullanmanız çok önemli. Çünkü gerçekten ihtiyacınız varsa ve o zaman içerisinde sayıyı çözeceğinize inanıyorsanız orada yaptığınız bir sayıyla yüksek bir seride çekebilirsiniz. Veya kullanmanız gerekmediğini hissediyorsunuz. Oyun sonuna saklayabilirsiniz. Bunlar tamamen tecrübeyle alakalı diye düşünüyorum. Mola öncesinde kısaca değerlendirirsek bu anlamda. Çok iyi başlayamadık belki oyunu ama şu anda bence iyi bir yere getirdik oyunu. Umuyorum ikinci yarı daha iyi oynayacaktır her iki oyuncu da diye düşünüyorum. Şimdi sözü Ali Burak Ünlü'ye bırakıyoruz. Evet, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Sayın Ersan Ercan'la birlikteyiz. Muhteşem bir final oluyor. Aslında iki sporcu da çok tutuk başladı. Bu arada final heyecanı evet. olsa gerek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Final heyecanlı. Sonuçta Dünya Kupası şampiyonu oluyorlar. İkisi de tutuk başladı. Ama Tayfun Taşdemir bir atak yaptı. Şu anda oluşan fark bu düzeydeki oyuncular için çok da güvenilir bir fark değil. Ben Tayfun Taşdemir'den ikinci yarıda, ikinci devrede bir atak daha bekliyorum ve belki de güzel bir seri daha bekliyorum. Ancak o zaman rahatlayabiliriz. Şu anda güzel gidiyor. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Umarım Türk bayrağını göndere çekeceğiz. İstiklal Marşı'nı dinleteceğiz. Öyle düşünüyorum ben. İlk günden bu yana umarım Türkiye'de kalır umarım kupa Türkiye'de dediniz gidiyor. Ve en az Tayfun Taşdemir kadar sizin de heyecanınız şu anda ekranlara yansıyor. Tabii ki kendi düzenlediğimiz organizasyonda yarı finalde iki Türk'ü görmek gerçekten mutluluk verici bir olay. Şu anda Murat Naci Çoklu üçüncülüğü garantiledi. Üçüncülük kupasını aldı. Şu an Tayfun Taşdemir de şampiyonluk kupasını alırsa 1-3 iki tane madalya bizim için gerçekten çok güzel, çok gurur verici bir olay. Kendi ülkemizde İstiklal Marşı'nı dinletmek tabii ki hepimizin gurur kaynağı. Hepimizin ne mutlu bize inşallah. Dediğim gibi güzel bir atak daha bekliyorum. Sonuna kadar son derece dikkatli ve tedbirli gitmesi lazım. Çünkü karşısındaki Kore'nin en iyi oyuncularından. İbre bizden yana şu anda. Umarım maçın sonuna kadar böyle devam eder. Umarız diyelim. Bu Murat Naci Çoklu'nun üçüncülüğü Tayfun Taşdemir'de şampiyon olursa ülke puanına muhakkak katkıda bulunacaktır. Pool Bilardo'da, 3 Pant Bilardo'da dünya çapında Türkiye organizasyonları düzenliyor zaten Türkiye'de. Bir de snooker gelecek ki onun bilgisini de verelim izleyenlerimize. Şu anda Uluslararası Snooker Federasyonu Başkanı maçı seyredenler arasında misafirimiz. Önümüzdeki Kasım ayında Dünya Snooker Şampiyonası da ülkemizde yapılacak. Bu otelde yapılacak büyük ihtimalle. Onun da müjdesini şimdiden verebilirim. Snooker'a da ev sahipliği yapacağız. Tabii, tabii. Bilardo severler. Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Snooker'a. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür maça ederim. Dönüyoruz. Sayın Ersan Ercan'ın görüşleri bu yöndeydi. Teşekkür ediyoruz bizler de Ali Burak Ünlü'ye ve Sayın Başkan Ersan Ercan'a. Evet. Oyuncular yerlerini birazdan alacaklar hakemlerle beraber. Gördük Tayfun Taşdemir ve Jae Ho Cho evet, hakemler. Sayın Başkanımızla bilardomuzla ilgili ne kadar pozitif gelişmeler olduğunu burada açıkça gösteriyor. Snooker Dünya Şampiyonası'nın ülkemizde yapılacak olması çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Evet. Ekim ayı içerisinde o heyecana da ortak olacağız umarız. Evet. Bizim snookercımız yani ya da 3 bantta olduğu gibi çok dünya çapında
sporcumuz yoktu. Şu an evet, bu noktada çok büyük bir aşama kat etmiş değiliz ama yavaş yavaş sonuçta tabii tanıtımıyla, ülkemizde bu tip organizasyonların olmasıyla sporcularımız buna yönelecektir diye düşünüyorum. Muhammed Leysi bu noktada federasyon yönetim kurulunda kendisi çok büyük emek harcıyor. Hı hı. Başkanımızla beraber. Umarız bu bir mihenk taşı olur. O organizasyon sonrası. Evet. Önemli isimler yetiştiririz. Evet. Bu arada mola sonrası. Döndü. Mola sonrası. Sayı sanırım geldi. Tekrarını izliyoruz. Orada bir pozisyondu. Bir 3 bant sayısı geliyor. Evet. Farkı 9'a indirdi. Mola sonrası. Jae Ho Chou. Bu arada ben buradan kızıma selam söyleyeyim. O da 11 yaşında izliyormuş müsabakaları heyecanla. Türkiye genelinde milyonlarca bilardo sever şu anda ekran başında. Bizden de selam olsun. Evet. Tüm Türkiye'ye sayıyı kaçırdı açık farkla. Yani 15. ıstakada tek sayı alabildi Jae Ho Chou. Bakalım Tayfun Taşdemir az önceki o 2 ıstakada aldığı toplamda 14 sayının üzerine çıkabilecek mi? Umarız çıksın. Evet, çünkü güzel bir pozisyon. Bizi sonlarda strese sokmasın istiyoruz. Rahat bir galibiyetle. Bu pozisyonda umuyorum yüksek bir seri yapabilirse Tayfun, maçı kazanmak adına çok büyük bir hamle yapmış oluruz. Tabii bu organizasyonlar oldukça önemli. Bu organizasyonların ülkemizde yapılıyor oluşu ve inanın dünyanın birçok yerine gidiyoruz. Bu kalitede organizasyon çok fazla yerde yapılamıyor. Gelen sporcular oldukça memnunlar. Hı hı. Organizasyon kalitesinden, organizasyonun yapıldığı otelden, ilgiden, hı hı, alakadan, her şeyden fazlasıyla memnunlar ve bu organizasyona gelmek istiyorlar. Hatta şunu belirteyim Uğur Bey, bu organizasyon açıldığında UMB tarafından, hı hı, katılımla ilgili olarak yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde katılım kontenjanı doluyor. Ne güzel. Yani o kadar yani büyük talep, o kadar var ki, talep var. Düşünün. Bunlar ülkemizin tanıtımı açısından, sporumuz açısından oldukça önemli, değerli şeyler. Evet, bir bant atışı geliyor. İkinci sayısı da geldi. Tayfun mola sonrası iki sayı birden aldı. Evet. Ekrana yansıyan bu toplamda da 28. sayısıydı. Bir zikzak yapabilir diye düşünüyorum. Kırmızı toptan oldukça müsait açısı. Uzun uzun uzun. Evet. Uzun uzun uzun. Kırmızı toptan sonra uzun 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 şeklinde. Uzun, uzun, uzun. Evet. Kalan pozisyon da oldukça güzel. Tekrar izliyoruz. Az önceki zikzan. Evet. Çok zor bir atış. Ama evet, başarılı. Kırmızı toptan uzun, kısa uzun. Daha sonrasında tekrar uzundan gelerek sayıyı büyütmek isteyebilir. Ya da kısa banttan çıkarak yine aynı şekilde kısa uzun uzundan sayıya ulaşmak isteyebilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Her iki sayı da büyük. Evet, kısa banttan vurarak denedi ve sayı geliyor. Moladan çok güzel döndü Tayfun. 30 bandına ulaştı bu sayıyla Tayfun Taşdemir. Evet. Son 10 sayı maç için erken bir geri sayım olmasın. Ama ben heyecan dozunu artırmak için elimden geleni yapacak gibiyim. Bir yana deneyecek sanırım kırmızı toptan. Kırmızı topa, kendi topuna bol falso vererek uzun uzun, daha sonra o falso ile topun dönerek kısa vanta ulaşmasını hedefleyecek. Tayfun'un da sevdiği pozisyonlar aslında. İnşallah başarılı olur. Bakalım. Evet, kırmızı toptan sonra eşi görüntüde şu anda, o da ilgili izliyor. Uzun, uzun, kısa, bakın görsel olarak çok güzel ve çok başarılı bir... Evet, tribünden gelen tepkinin de
Artık evet. Yeteri kadar farkında varıyor izleyenlerimiz. Aslında biz mümkün olduğu kadar sessiz konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Size aktarmaya çalışıyoruz. Sesimizi evet. ulaştırmaya çalışıyoruz ama çok izleyenler o heyecana kapılıyorlar. Önemli bir an. Çok büyük avantaj elde etti şu anda umuyorum. Evet. Burada daha da sayısına devam etsin. 5 sayılık bir seri yakaladı evet, şu ana kadar. Kırmızı toptan uzun, kırmızı toptan çıktıktan sonra uzun bant, kısa bant, uzun bant, bir turnike. Sadece kırmızı topu doğru bölgeye gönderip tuş riskini gidermesi lazım. Evet bakalım. Tekim. Evet. Evet orada tam istediği gibi planlayamadı. Biraz şanslı bir geçiş oldu. Onun için de özür diledi. Ama bazen de şans da lazım. İşte buradaki şansı geçiş için çoğudan özür diledi. Oyuncular bazen biraz şanslı olduklarında pozisyonda rakiplerinden özür dileyerek sporun centilmen boyutunu bilardo'da özellikle gösteriyorlar. Bakalım şimdi kırmızı toptan bir yan turnike denemesi olacak. Yine bir tuş geçişinde zorluk var. Doğru kalınlık, doğru tempo, doğru geçiş gerekecek. Bakalım. Bakın burada. Evet o riskten dolayı bu hata geldi. Çünkü biraz kalın görerek atsaydı bu sefer kırmızı top yürüyerekken topun önüne gelecekti. Çok ideal vuruş yapmak gerekiyordu. Evet. Zor bir açı. Bakalım. Tuş endişesi 7'ye çıkartmasına izin vermedi serinin. Tayfun Taşdemir için altta kaldı ama olsun 32-17'lik bir skor var. Fark 15 sayı. Şu an için çok önemli bir avantaj şampiyon olmak için. Tayfun Taşdemir adına. 16. ıstakaya sayıyla başladı. Jai Ho Cho. Ekrana yansıyor tepe kamerasından tekrarı. Az önceki endişe kolay bir pozisyon bıraktı diyebilir miyiz? Tayfun evet. Taşdemir'in çok da endişesi. Çok da kolay da değildi aslında açıkçası. Bakalım. Ama başarılı bir vuruş yaptı. İkinci sayıda. O da tabii doğal olarak şu anda artık varını yoğunu ortaya koyması gerektiğini biliyor. Risk almak zorunda. Evet. Yapacağı hatanın geri dönülmez olduğunu farkında olduğu için dikkat seviyesi oldukça yüksek şu anda. Farkı 13'e indirdi. Kalan pozisyon zor. Yine bir recall deneyebilir. Toptan, kırmızı toptan uzun uzun bir zikzak deneyebilir. Uzun 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 şeklinde. Ya da köşeye kadar giderek, evet köşeye kadar giderek uzun bantı kullanmak isteyebilir. Çok zor bir atıştı evet. Ve neyse ki kaçtı. Pozisyon çok zordu. Tayfun içinde kalan pozisyon kolay değil. Çünkü kent topu köşede banta çok yakın. Durum 32-19. Fark 13 sayı. Evet. Sayın Ahmet Alp ve kızı Asel. Görüntü de şu anda. Az çok onun da sesini duyabiliyoruz. Mutlu bir görüntü. Evet. O da Tayfun abisini destekliyor. Sessizliği bozan bir sesti az önceki. Ve üçüncü ve son timeout'u geldi Tayfun Taşdemir'in. Umarız daha fazlasına ihtiyaç duymaz. Pozisyonun zorluk derecesi çok yüksek. Başarılı olabilirse maçı kazanmak adına çok önemli bir an olacak. Son 8 sayı. İhtiyacımız olan şampiyonluk için son 8 sayı. Kırmızı toptan bir vuruş deneyecek. Kısa, uzun. Kısadan sayıya ulaşmaya planlıyor olabilir. Çok zor, çok ince görerek falsosunu çok iyi ayarlamalı. Bakalım. Evet. Tuştan kaçamadı maalesef. Çok zor bir açıydı. Tayfun Taşdemir. Evet, burada çoğuya kalan pozisyonda oldukça zor. İzliyorsunuz tuş. Aynı pozisyonun benzeri çoğuya kaldı. Sadece çoğun avantajı kendi topunun açık olması. Kırmızı toptan bir klaps deneyebilir. Bir klaps uzun, kısa, uzun şeklinde.
Ya da bir zigzag da deneyebilir. Uzun kısa uzun şeklinde, evet. Yanlış banda temas etti ikincisi. Zor bir açıydı. Uzun uzun oldu ve sonuçta bu sayı kaçtı. Neyse ki. Evet, kalan pozisyon müsait bir pozisyon. Sayı elverişli bir pozisyon. Sadece tuş geçişlerini iyi ayarlamak lazım. Hatta kırmızı toptan sanıyorum bir 3 bant denemesi yaparak uzun kısa uzun şeklinde hem kendine çok iyi bir pozisyon yakalayabilir. Hem de sayı alalım. Güzel. Biraz çarpışma kötü oldu. Beyaz top aşağıya gitti. Tekrar ediyoruz. Tepe kameradan. Evet. 33. sayısı Tayfun Taşdemir'in toplamda. Ve son 7 sayı. Umarız bu 18. ıstaka artık son olacak ve şampiyonluğa gidecek. Sarı toptan 5 bant köşeye dönerek deneyebileceği gibi aynı şekilde uzun bant, kısa bant, uzun bant, tekrar uzun bant şeklinde bir vuruş da deneyebilir ki ikincisini deniyor sanırım. Evet. Bakalım. Oldukça başarılı. Evet, alkışlar Tayfun Taşdemir'e. Seri gelecek gibi. Kalan pozisyonda güzel. Sarı toptan tekrarını izliyoruz tepe kameradan. Milyon turnike sadece kırmızı topun arkasında bir küçük bir boşluk var. Onun tedbirini alması yeterli. Artı sayı yaptığında sarı top da çok güzel bir yerde kalabilir. Yeni bir pozisyon adına. Bakalım, evet, yan turnike geliyor. Bakalım sayı kısa banttan. Evet. Evet. Üçüncü sayısı oldu bu. 18. ıstakada tekrarını izliyoruz. Son 5 sayı maçı kazanması ve 3 bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağının şampiyonu olması için Tayfun Taşdemir'in çoğu ekrana yansıyor. Güney Koreli rakibi. Kırmızı toptan kısa uzun uzun kısa uzun kısa uzun gibi birkaç alternatif mevcut. Sarı toptan bir tercih yapacak, bir klep satacak. Uzun kısa uzundan bol falsoyla kırmızının üzerine gelmeye çalışacak. Bakalım. Biraz eksik kaldı. 3 sayı. Bu ıstakada hanesine yazdırdığı Tayfun Taşdemir'in 35-19'luk bir üstünlük var. Şampiyonluğa 5 sayı kaldı. Fark da 16 sayıya kadar çıktı. Evet, beyaz toptan uzun kısa uzun bir 3 bant denemesi yapacak. Uzun kısa uzun. Başarılı. Evet. Jai Ho Cho 20 bandına ulaştı şu anki durumda. Farkı 15'e düşürdü. Tekrar izliyoruz. Beyaz toptan, beyaz topun solundan uzun kısa uzun 3 bant planlıyor. Beyaz topu da kısa banttan kırmızı topla uzun bandın arasında olduğu bölgeden daha kalın vurarak tuştan kaçırmak istiyor galiba. Evet, hata geldi bu arada. Beyazın tuşunu düşünemedi herhalde. Evet. Çok büyük bir hata. Umuyorum bu bizim için maçı bitirmek adına büyük bir avantaj olsun. 19. ıstaka ve Tayfun Taşdemir'e 5 sayı gerekli. Sarı toptan uzun, kısa uzun, tekrar uzun banda gelerek 4 veya 5 bant üzerinden sayıyı gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Sadece köşeye yakın düşmesi lazım. Kısa bantta. Aynı şekilde diğer tarafından da atabilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Evet. Geliyor.
Evet. Evet. İlk artık sayısı son 4 sayımız. 19. ıstakada ilk sayısı, aslında sadece 4 sayı diyoruz ama o 4 sayı kim bilir nasıl zorluyor psikolojik olarak Tayfun Taşdemir. Bazen pozisyon çok zor kalabilir size, bazen işler çok ters gidebilir ama o anlarda hep güçlü olabilmek önemli. Kolay şu pozisyon da, kalsa bile aslında stresle boğuşmak gerek. O duyguyla yüzleştiğinizde onun üstesinden gelebilmek, korkuları yenebilmek, cesaretle oynayabilmek çok önemli. Tayfun onu bugün başarıyor şu anda. İnşallah bu pozisyonda sayı olursa. Bakalım uzun, kısa, uzun, tekrar kısadan evet planlıyor. Evet. Üstüne geldi. Evet, burada hakem Selmet Dağlı'nın da ifade ettiği gibi son 3 sayı. Evet, artık geri sayımı artık burada bir sırt atabilir. Sırt epe kare dediğimiz bir vuruş yapabilir. Kırmızıya ya da bir kleps 5 puan. İkisinden birini tercih edecek. Bakalım hangisini tercih edecek. Bir diğer alternatif de uzun kısa uzun, kırmızının sağından uzun kısa uzun 3 puan. Sanırım onu tercih ediyor. Uzun kısa uzun. Evet. Tekrar izleyeceğiz bu sayının da. Evet. Son oldukça iki sayı güzel ve güzel bir vuruşla 38. sayısını gerçekleştirdi Tayfun Taşdemir. Bakalım burada kırmızı toptan bir tercih yapacak sanırım. Kısa, uzun, kısa şeklinde bir tercih yapabileceği gibi, belki çok iyi ince görebilirse bir epekare yapabilir. Hayır. Bir kleps, kısa, uzun, kısa, uzun, dört bant üzerinden düşünüyor sanırım. Evet, kısa, uzun, kısa, uzun. Çok az farkla kaçırdı. Kaçtı. Durum 38-20. Şampiyonluk için son iki sayı kala. Evet. Tekrar izliyoruz. Cho Jae-ho için bir 5 bant. Sanıyorum bir 5 bant denecektir. Evet. Sayı aldı. Jae-ho Cho. Şu an çok üst seviyede bir fark var. Yani tabii bunu buradan geri dönmek çok zor. Çoğunun gözüyle örnekleri bakmak. Örnekleri var ama çok az sayıda var. Çünkü o negatif moddan çıkıp çok rahat bir şekilde toplara vurabilmek, bir de tabii pozisyonların size sürekli iyi kalması gibi olasılıkların her zaman bir araya gelmesi çok mümkün değil. Ama tabii oyun bu. Her zaman disiplini elden bırakmamak lazım. Çünkü bu oyuncular yüksek seri her an çekebilecek kapasitede oyuncular. Kaçırdı. Evet, kalan pozisyona bakalım. Tekrar izliyoruz az önceki çoğunun atışı. 19. ıstakada sadece bir sayı alabildi. Fark 17 sayı. Zor bir pozisyon. Bir 3 bant deneyebilir yumuşak bir şekilde. Çünkü çok da pozisyon vermek de istemeyecektir. Sarı topun solundan uzun kısa uzun kırmızıya çok yakın bir bölgede kalmak isteyebilir ya da sarı topun yine solundan uzun kısa kısa şeklinde de vurabilir ama tahmin ediyorum ilk söylediğimi çok yumuşak bir şekilde vurarak oradan çok hayır ikinci söylediğimi vurdu ama biraz daha kalınlığın fazla olması gerekiyordu. Yine 20. çoğu için çok kolay bir pozisyon olmadı. 20. ıstakada sayı alamadı Tayfun Taşdemir. Son iki sayı dedik. Gerekli olan son iki sayıyı bakalım hangi ıstakada alacak Tayfun Taşdemir. Evet. 38-21 fark 17 sayı. Jae-ho Cho. Beyaz toptan uzun kısa uzun. Timeout. Timeout aldı bu arada. İkinci timeout. Çoğu için. Evet.
Beyaz topun solundan uzun, kısa uzun bir kreps atarak 3 bant sonrasında kırmızı topun üzerine gelmeye çalışacak. Zor bir atıştı. Evet, zor başarı bir açı. Başarılı da değil. Tayfun için bakalım şimdi. Pozisyon. Bir gol olabilir. 3 bant, uzun bant, kısa bant, kırmızı topun tam dibinden uzun bantı yakalarsa daha sonrasında top gidip sarı topa dokunarak sayı olacaktır diye düşünüyorum. Nitekim o da onun hesaplamalarını yapıyor. Evet. Uzun, kısa, uzun. Evet, sayı geldi. Alkışlar Tayfun Taşdemir. Maç sayısı atacak birazdan. Artık bir sayı var sadece. Brikolle bu açmazdan çıktı. Pozisyonda, ve 39. sayısı. Pozisyonda müsait. Kırmızı toptan uzun, kısa, uzun. Kırmızı topun sağından bir 3 bantla inşallah maçı bitirecektir. Heyecanla bekliyoruz biz de Tayfun evet. Taşdemir'in atışını yapmasını ve sayıyı almasını. Evet, seyirciler, herkes heyecanla bekliyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet. Evet. Maç sayısı geldi ve Tayfun Taşdemir 3 bant bilardo evet. Dünya Kupası'nda Türkiye ayağının şampiyonu oldu. Tebrikler Tayfun Taşdemir. Henüz çoğunun bir açılış hakkı olacak şimdi. 19 sayılık bir seri yapması gerekecek. Evet, onu unutmadan. Hemen heyecanlandığında en azından kutlamanın evet, gerekli zamana bırakılmasını biz de kadar. Şimdi öğrenmiş olacağız. sarı topla. Evet, sarı topla oynayanın ıstaka sayısını eşitlemek açısından bir son ıstaka hakkı veriliyor. Evet. Çok zor tabii bir 19 sayılık seri yapmak. Biz hani bir 19 sayılık seri yapması dahilinde ne olacağını da söyleyelim. O zaman 40-40 berabere bittiğinde oyuncular tekrar ve zaten şu anda ve sayı da olmuyor. Tayfun Taşdemir şampiyonu. Tebrik ediyoruz Tayfun Taşdemir'i. Herhangi bir evet. sürprize mahal bırakmadı. Alkışlar Tayfun Taşdemir'e. Tebrik ediyoruz. Ayakta alkışlanıyor. Evet. Tayfun Taşdemir 3 bant bilardo Dünya Kupası'nda Antalya'da düzenlenen Türkiye ayağının şampiyonu oldu Tayfun Taşdemir. Federasyon Başkanı Sayın Ersan Ercan da Türk bayrağını ulaştırdı ve bu gurur bizim. Tebrikler Tayfun Taşdemir. Teşekkür ediyoruz evet. ona. Başarılarının da devamını diliyoruz bu anlamda. Evet. Siirt'e dolması da bir yandan önemli. Tayfun Taşdemir'in ülke sıralamasında, daha doğrusu dünya sıralamasında da üst seviyede çıkacak. Evet. Bundan sonraki aşamada. Görüntü sonuçta hepimiz bu topraklarda, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Bu bayrağın şu anda İstiklal Marşımızın burada okunacak olması bizim için bir gurur kaynağı. Oldukça mutlu olduğumuz bir an. Bunun için Tayfun Taşdemir'e, Bilardo Federasyonu'na, burada emeği olan herkese sonsuz teşekkürler gerçekten. Herkesin çok emeği var. Hakemlerimizi unutmayalım. Hı-hı, onların tabii. da çok emekleri Selmet var. Selmet Dağlı ve Selçuk Atmacı özelinde tüm hakemlerimizi de tebrik ediyoruz. Emeklerine evet. sağlık. Burada çok önemli bir mesai yürüttüler.